dendiğinde akla gelen Ürdün'ün en meşhur duraklarından birinde Ürdün'e gelen bütün turistlerin birkaç gün zamanını geçirdiği dünyanın en meşhur köşelerinden birindeyiz. Lut Gölü'nün kıyısındayız, yani namı diğer Ölüdeniz burası. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu nokta dünyanın en alçak noktası. Deniz seviyesinden tam tamına 400 metre aşağıdayız. Dünyanın en alçak noktası olarak isimlendiriliyor bu bölge ve işte en alçak noktasında da Lut Gölü bulunuyor. Lut Gölü'nün tabanı da yaklaşık 400 metre kadar aşağı gidiyor. Yani Lut Gölü de deniz seviyesinden tam tamına en dik noktası 800 metre kadar aşağıda bulunuyor. Gerçekten Ölüdeniz gibi ama bakar mısınız? Bir tane dalgası yok. İşte bu nedenle burası Ölüdeniz adını almış. Ama diğer sebebi ise suyun içerisinde hiçbir canlının yaşamıyor olması. Çünkü dünyanın en tuzlu göllerinden biri burası. %30 oranında tuz var ve bu sebepten dolayı da içerisinde hiçbir canlı yaşayamıyor. Dünyanın ilk 3 tuzlu gölünden biri Lut Gölü. Çok önemli bir potasyum kaynağı burası. Bu nedenle de şifalı bir su olduğuna inanılıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu suyun şifasına inandıklarından dolayı sağlık bulmaya geliyorlar. Lut Gölü'nün çevresinde çok fazla tesis var. Bu nedenle insanlar buraya şifa bulmaya geliyorlar. Cildi güzelleştirici, hücre yenileyici, toksinleri atıcı, romatizmalara iyi gelici, stresi azaltıcı, güzellik verici, gençleştirici, kemiklere iyi gelen, deri hastalıklarına iyi gelen birçok şifası olduğu söyleniyor. İnsanlar da buraya işte iyileşmek için geliyorlar. Muhakkak ve muhakkak birkaç gün ya da birkaç hafta insanlar burada doktor kontrolünde buradaki sularda yüzüyorlar. Evet, şimdi sıra geldi artık Lut Gölü'nün o güzel sularıyla buluşmaya. Bizim Yasin benden önce bakar mısınız? Şortu giymiş zaten, şapkayı takmış, kamerayı da bıraktı gitti, suya atladı. Su tabii çok özel bir su, onu söyleyeyim. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya güzelleşmeye geliyorlar. Bir de bu suyun en büyük özelliği batırmıyor. Yani yüzme bilmeseniz de bu suya girdiğiniz zaman batmıyorsunuz, öyle bir özelliği var. İşte Tuz Gölü, Lut Gölü veya Ölüdeniz, ne derseniz deyin ama çok keyifli. Yüzme bilmenize gerek yok. Bu suda batma şansınız yok. Sanki altında simit varmış gibi değil mi? Deniz yatağı varmış gibi. Deniz yatağı varmış gibi. Aynen. Ama batma şansınız yok. Kesinlikle yok. Görüyorsunuz ellerim ayaklarımı kullanmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Evet, suya oturun. Gazete okuyun, kitap okuyun. Telefon kullanın. Eliniz batmıyor. Instagram'a girin. Bizi Instagram'dan da takip edin. Gün boyunca insanlar bu suyun içerisinde yüzüyorlar. Ama bu Lut Gölü nasıl oluşmuş? Neden bu kadar tuzlu? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Lut Gölü'nün oluşumunun tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. O zamanlarda burada Somot ve Gomorra şehirleri vardı. Bu şehirlerde Lut kavmi yaşam sürüyordu. Lut kavmi ama hak yolunu terk etmişti. Sapkınlıklara başlamıştı ve bunun üzerine de Allah Lut kavmine Hazreti Lut peygamberi göndermişti ki bu kavmi yola soksun, İslam'a davet etsin, doğruluğa yönelsin diye. Ama Lut peygamber her ne kadar bu kavme gelmiş olsa da kesinlikle Lut kavmi sapkınlıktan ayrılmamıştı, hak yolunu tercih etmemişti. Ve bu sebeple de Hazreti Lut peygamber hep Allah'a dua ediyordu. Kavmini kötülüklerden kurtarsın, ailesini bu pisliklerden kurtarsın diye. Ve Allah da Hazreti Lut peygamberin duası üzerine erkek kılığına girmiş iki tane melek göndermişti buraya. Birisi Hazreti Cebrail, birisi de Hazreti Mikail. Ve bu melekler erkek kılığına girerek Hazreti Lut peygamberin evinin kapısını çalmıştı. Hazreti Lut peygamber bu iki tane misafiri evine davet etmiş, onlara yiyecek bir şeyler isteyip istemediğini sormuştu. Gelen misafirler yemek içecek istemiyoruz deyince Hazreti Lut peygamber de gelen iki erkeğin melek olduğunu anlamıştı. Tabi hanımı, Hazreti Lut peygamberin hanımı da helak yolunda ilerliyordu, iman etmemişti ve eve gelen misafirleri hemen kavme haber vermişti.
Bunu duyan kavim hemen Hazreti Lut peygamberin evinin etrafını çevrelemiş, gelen misafirleri istemişti. Bunun üzerine gelen misafirler kesinlikle ve kesinlikle Hazreti Lut peygamberin endişelenmemesi gerektiğini söylemişti. Sabah namazına kadar ailesiyle beraber burayı terk etmesini, yürümesini ve kesinlikle arkasına bakmamasını söylemişti. Nasıl gerçekleşmişti helak? Çok büyük zelzeleler olmuştu. Çok büyük asit yağmurları yağmıştı. Fırtınalar kopmuştu. Volkanlar patlamıştı. Ve burada yaşayan insanların şehirleri suların altında kalmıştı. Ve Lut Gölü dünyanın en tuzlu göllerinden biri olarak da o çağlardan, o zamanlardan bugüne gelmiş. Gölün tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. Şimdi Ölüdeniz'e veda edip rotamızı başkent Amman'a çeviriyoruz. Ölüdeniz Amman'a yaklaşık 1 saatlik mesafede bulunuyor. Ürdün'ün başkenti Amman, dünyanın hala yaşayan en eski şehirlerinden biri. Bu şehir, Ürdün'ün de en eski şehri. Dünyayı geziyorum ekibi olarak şimdi Ürdün'ün başkenti Amman'dayız. Ürdün'ün yaklaşık 9 milyonluk nüfusu var ve başkent Amman'ın nüfusu ise yaklaşık 4 milyondan meydana geliyor. Başkent Amman, ülkenin en önemli sanayi, ticaret, ekonomi, eğitim, kültür, sanat merkezi. Ve biz de şu anda eski Amman'dayız. Tarihi Amman'dayız. Zaten şu manzaraya baktığımız zaman tarihi sonuna kadar görüyoruz, hissediyoruz ve yaşıyoruz. Baksanıza hemen arkamızda kocaman 8000 kişilik bir Roma tiyatrosu. Ayaklarımızın altında tarihi binlerce yıl öncesine giden Amman'ın kalesi. Yunanlıların bıraktığı eserler, Osmanlıların bıraktığı yapılar, medeniyetlerin buluştuğu mükemmel bir adres. Amman'ın eski şehir merkezi. Hemen şöyle baktığım zaman bizim Mardin'deymişiz gibi hissettim. Niye? Çünkü burası da tepelerin üzerine kurulmuş ve binalar tepelerin üzerinden aşağı bir gerdanlık gibi sarkıyor. Sapsarı yapılarıyla eski Amman adeta kalplere taht kuruyor diyebiliriz. Ve şimdi sizlerle birlikte bu güzel şehri, dünyanın en fazla görülmek için can atılan tarihi şehrini, Amman'ı birlikte keşfetmeye başlıyoruz. Eski Amman dünyayı geziyorum da. Tarihi binlerce yıl öncesine giden Amman'ın muhakkak ziyaret edilmesi gereken nefis anıtlarından birindeyiz. Mükemmel bir tarihin içerisindeyiz. Amman Kalesi'ndeyiz. Amman Kalesi'nin tarihi asırlar öncesine dayanıyor. Medeniyetlerin beşiği olmuş, cilalı taş devrine giden bir tarih var burada. Yaklaşık 5000 yıl önce burada bölgede yaşamlar sürüyordu ve buraya gelen her medeniyet bu kaleyi kullanmış. Gelen her medeniyet kale üstüne bir imza atmış, kaleyi genişletmiş, büyütmüş ve burada medeniyetlerin buluşması yaşanıyor. Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, Osmanlı, Emeviler derken bugüne kadar işte bu şekilde ihtişamını koruyarak gelmiş ve bugün de burası Amman turizminin en önemli duraklarından biri. Milyonlarca turistin geldiği ve mükemmel bir manzaraya sahip olan Amman Kalesi şimdi bizleri davet ediyor. Bakar mısınız? Roma döneminden kalan, Helenistik dönemden, Antik Yunan döneminden kalan mükemmel sütunlarıyla, sütun başları, mezarlarıyla buraya gelen herkes bu kaleden inanılmaz etkileniyor. Bir yanımızda eski Amman'ı görüyoruz, eski binaları görüyoruz ve üzerinde bulunmuş olduğumuz bu kale ise binlerce yıl öncesini bugüne taşıyor. Hep beraber bu güzel kaleyi keşfediyoruz.